Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz düzgün dairesel hareket. Bir cisim dairesel bir hareket ettiği zaman hız vektörü dairenin yarıçapına dik olur. Bakın, şöyle bir eğri düşünün. Yörünge, cismin yörüngesi. Noktasal bir cisim. Hız vektörü bu şekilde. Dairenin yarıçapı, şurası merkez. Hız vektörü dairenin yarıçapına dik olur. Burada cisim hareket ettiği zaman hareketin yönü değişir ve hız vektörünün yönü de değişir. Yine bu şekilde burada. Bu AT ve AD'yi bir sonraki slaytta göstereceğim. Bu hız hareketine örnek olarak viraj alan bir araba düşünebilirsiniz arkadaşlar. İvme iki çeşit. Radyal ivme ve tensel ivme. Radyal ivme AR ile gösterilen dairenin merkezine yöneliktir. Ve hız vektörünün doğrultusundaki değişmeden doğar. Burası çok önemli. Hız vektörünün doğrultusundaki değişmeden doğar. Burada gördüğünüz gibi AR burada bu tarafa, burada aşağıya doğru, burada yine bu tarafa doğru. AR'nin formülü V kare bölü R, yani hızın karesi bölü dairenin merkezinin yarıçapı. Tensel ivme dönen cismin hızının büyüklüğündeki değişmeden kaynaklanır. Hıza paraleldir. Hız vektörüyle tensel ivme birbirine paraleldir. Yani AT dv bölü dt hızın büyüklüğünün değişiminden. Bakın bunu daha önce öğrenmiştik yine. Buradaki de aynı ifade. Burada ivme teğetsel ivme ile radyal ivmenin yani merkezi ivmenin vektörel toplamıdır. Şimdi hızın sabit olduğu düzgün dairesel harekette teğet ivme sıfır ve ivme daima radyaldır. Ne demek bu? Örneğin hız sabit. Sabit hızla gidiyorsunuz. İvme sıfır. İvme sıfır. Yani hız artışı yok. 10 km hızla gidiyorsunuz. Burada ne olacak? Teğet ivme sıfır. Teğet ivmenin tanımı neydi? Bakın. Cismin hızının büyüklüğündeki yani hızın değişimi. Hız değişimi olmadığı için burada AT sıfır. İvme daima radyaldır. Şurada merkeze doğrudur. Hızın doğrultusu değişmez ise radyal ivme yoktur. Ve hareket düzgün doğrultu harekettir. Yani hızın doğrultusu, bakın radyal ivme neydi? Hız vektörünün doğrultusundaki değişme. Eğer hız vektörünün doğrultusundaki değişme yoksa, yani AR sıfır olmuş oluyor. Hareket sadece bu taraf, bu yönde. Ne olmuş oluyor bu sefer? Düz bir doğru düşünün. Düzgün doğrusal hareket olmuş oluyor hareket. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.